Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Burada dergisinden nasıl kalıp çıkartılır, nasıl o bilgilere ulaşabiliriz, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim bu sıralar biraz dikiş dikmem gerekiyordu. Bu dikiş bilgilerimi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi değerli arkadaşlarım, ilk önce eğer elinizde burada dergisi varsa ya da herhangi başka kalıp çıkartabileceğiniz dergilerden varsa ilk önce modelimizi seçiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi biraz kışlık türü gibi kazak şeklinde bir model tercih ettim. Şöyle göstereyim sizlere. Benim tercihim sadece üst beden olarak kazak şeklinde hafif yünlü bir kumaş almıştım kumaşçılardan. Bu üstü tercih ettim. Bu modeli sade, şık bir model olarak bunu tercih ettim. Şimdi bunu ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu modelimiz 108. 108 numaralı modelimizi buradan hemen içindeki çizgi bölümünden, çizilmiş bölümden buluyoruz. Tercihim benim bu. Hemen içindeki çizilmiş bölümlerine geçiyorum. Model bölümüne geçiyorum. Burada benim seçtiğim model 108 ve de 44 beden keseceğim arkadaşlar. Bakınız 108 ve de 44 beden tam benim ölçülerime göre olacak şekilde modelimi seçtim. Seçimimizi yaptıktan sonra hemen bu içindekiler bölümüne geçiyoruz. Zaten şöyle birkaç sayfa sonra bu içindekiler bölümünden 108 modeli buluyoruz ve de şimdi 44 beden olacak şey düz çizgi. Bakınız. Mesela atıyorum beden 36 beden keseceksek şu çizgileri takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından da gösterelim. Mesela 108. modeli tercih etmiştim. 44 beden düz çizgi. Eğer şayet ben 38 bedeni tercih etmiş olsaydım, şöyle kesik kesik çizgiler paftasına bakacaktım. 36 beden olsaydı mesela şöyle bütün yuvarlak şeklinde çizgiyi takip edecektim. Benim şimdi paftamızdan bakacağım 44 beden düz çizgiyi takip edeceğim ve de bunun içinde paftaları oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle dergimizi çeviriyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Okuyoruz. Şimdi yeşil patron pafta C. Burada yazıyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Patron parçalarının yeşil patrona bakıyoruz. Pafta C. Şimdi bunun içinde mutlaka paftaları oluyor. Yani pafta dediğimiz bu kalıp çıkartacağımız paftalarımız oluyor. Ben şimdi neyi bulacağım? Pafta C'den yeşil patronu bulacağım arkadaşlar. Daha sonra bunu mesela aynı derginin paftası bu. Kesinlikle kontrol ediyoruz. Bazen başka dergilerin paftaları karışabiliyor. O yüzden hemen şimdi bu paftada A, B, C, D var. Benim zaten ihtiyacım olan C paftasıydı. Yani bu doğru paftadayım ben. Çünkü bu dergilerin içinde 2 adet pafta bulunduğu için burayı mutlaka bakıyoruz. C paftasını buluyorum şimdi. Şöyle daha net gösterelim. Bakınız bir. Şimdi bizim bulacağımız yeşil patron. Bakınız bir. Bir burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakınız bir burada. Bunu çıkartıyoruz. Şimdi bizim patronumuz bu. Peki biz ne yapacağız? 44 beden için şu düz çizgiyi takip edeceğiz. Eğer ne yapacaktık? Şimdi eğer 36 bedeni tercih etseydik şu kalıbı, şu çizgiyi takip edecektik.
38 bedeni çıkartmamız gerekseydi şu kesik çizgileri takip edecektik. Bu şekilde bizim kalıbımız 44 olduğu için bu düz çizgiyi takip ederek ne yapıyoruz? Kalıbımızı çıkartmaya başlıyoruz. Şimdi kaç tane parçamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane parça çıkartacağız arkadaşlar. İlk önce ön patronumuzu, kalıbımızı çıkartıyoruz. Birinci, bir. Burada detaylı yazıyor. Hemen ne yapıyoruz? Kalıbımızı, paftamızı bulduk. Milaş kağıdımızı güzel bir şekilde yayıyoruz. Şöyle bastıralım, düzeltelim. Yalnız arkadaşlar, bütün çizgileri yazıyoruz arkadaşlar. Mesela burada 6 yazıyor diyelim. 6'yı yazıyoruz. Bu çizgileri, beline oturması gereken bölümleri, bütün rakamları mutlaka yazıyoruz canlarım benim. Şöyle bakınız. Güzelce. Ben şu anda yeşil çizgiyi takip ediyorum ve de bedenime uygun olan çizgiyi takip edeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen güzel bir şekilde şuradan çiziyorum düzgünce. Bu benim düz çizgimi takip edeceğim. Çünkü bu benim 44 bedenim düz çizgi. Şöyle. Bu kazan pens bölümü. Bakınız. Kol oyuntusuna geldik. Mesela burada ne var? Burada şöyle yapalım. Burada kol oyuntusunun işareti var. Mesela burada 6 rakam yazıyor. Buraya 6 yazıyoruz. Çünkü onları birbirine denk getirmemiz gerekiyor. O yüzden bütün rakamları ve çizgileri mutlaka yazıyoruz. Şöyle. Şöyle. Bakınız. Güzel bir şekilde çok pratik. Tabii ki demiş olduğum gibi ben bu düz çizgiyi takip etmek zorundayım. Çünkü ben 44 beden keseceğim için böyle yapmak zorundayım. Hemen şöyle geldik. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum? Birinci ön parçamızı kestik. Bunu karıştırmamak için zaten bunun işi bitti. Hemen şuraya bu ön parçamız ya arkadaşlar. Kumaş katı yazıyorum. Kumaş katı. Ve de ne yapacağım? Ön beden. Ön beden 44. 44 beden yazıyorum. Diğer türlü kalıplar karışabiliyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ve de ben şöyle bir stil uyguladım arkadaşlar. Mesela bu kalıp kimin diyelim? Atıyorum Elif'in ya da Ayşe'nin. Bu kalıp Ayşe'nin diyelim. Ayşe'nin kalıbı yazıyorum. Çünkü diğer türlü bazen kalıplar karışabiliyor. O yüzden mesela ön beden 44 beden Ayşe'nin kalıbı. Bu şekilde yazıyorum canlarım benim. Ön bedenimizi çizdik. Şimdi bir bakalım. Unuttuğumuz rakamlar var mı? Birinci kalıp. Şöyle bir kontrol edelim. Bazen gözükmeyebiliyor. O yüzden evet. Mesela burada 6'yı yazmışız. Ondan sonra şurada bakınız arkadaşlar. Şuradaki yakada birleşecek yerde bir yazıyor. Bu birlere diğer hani tam denk gelmesi için yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar arka kalıbımız yeşil 2. Bakınız yazıyor. Yeşil pafta 2 numara. Bakınız zaten şurada da şöyle karşılıklı nasıl bakacağız? Şimdi ilk önce
Arka parçamız 2. Burada yazıyor. Hemen buraya bakıyoruz. 2. Yeşil pafta 2 burada. O da hemen şöyle karşısında oluyor arkadaşlar. Hemen şimdi arka parçamızın da kalıbını çiziyoruz, kesiyoruz. Bütün ayrıntılarına dikkat ediyoruz. Ve de bu kadar şipşak bir şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Bu şimdi arka bedenimiz. 2'yi takip ediyoruz. Hemen başlayalım. Şöyle. Katı yazıyorum. Onu yazarsanız rahat edersiniz. Arka beden, kumaş katı. Kumaş katı yazıyorum. Şimdi tekrar söylemiş olduğum gibi 44 beden Ayşe'nin kalıbı. O şekilde devam ediyoruz. Ayşe'nin kalıbı. Böyle olduğu zaman karışıklık olmuyor arkadaşlar. Şimdi bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Kolo oyuntusundaki 3 numarayı yazdık. Pafta 2 yazdık. Daha sonra şu bel oturtmasını da çizmiştik zaten. Bu yani aslında o kadar detaylı olmuyor da arkadaşlar. Hani belinin tam böyle oturmasını isterseniz, bir pürüz çıkmamasını isterseniz o çizgilere dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar, ön bedenimizi ve arka bedenimizi ne yaptık? Hazırladık. Artık tekrar anlatmamıza gerek yok. Bunları güzelce makasla kesiyoruz. Şimdi de kollarımız kaldı. Pervazlar zaten çok basit işler. Mesela bunu da çizmeden göstereyim. Burada ne diyor arkadaşlar? Ön kol 3. Arka kol 4 yazıyor. Hemen buraya bakıyoruz. 4 ve 3 yeşil pafta burada arkadaşlar. Bakınız. Hemen şöyle yakın tarafına doğru kollarını bu tarafa koyuyorlar. 3 ve 4. Bizim elimizdeki ne şimdi? Üçüncü parçamız burada. Kol parçası. Üçüncü parça. Kolun yarısı. Yani bu oturtmalı bir kol olacağı için iki parça. Ama dilerseniz iki parça kollarını yapmayabilirsiniz. Mesela bunu birleştirip kesebilirsiniz ya da parça parça ekleyebilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Sadece pervazlarımız kalıyor. Ben şimdi bu yeşil paftadan iki parça olan kolu da çıkartacağım ve keseceğim. Bunu da pek göstermeme gerek yok zannedersem. Bakınız bir tanesi bu. Dördüncü parçamız. Birisi de bu. Pardon, bu dördüncü parçamız, bu da üçüncü parçamız arkadaşlar. 3 ve 4 parça. Bunun da hemen kalıbını çiziyorum. Kesiyoruz ve artık kalıbımız hazır. Şimdi hemen kalıplarımızı kesmeye başlıyoruz. Tam bedenimize uygun bir şekilde kalıbımızı çıkarttık ve kesiyoruz. Artık kumaşımız varsa zaten elimizde, o yüzden kalıp çıkartmışız demektir. Bu şekilde tam çizginin üzerinden kalıbımızı kesiyoruz. Artık kalıbımız hazır. Sadece kumaşımızı güzelce yatırıp ölçülerimize göre boy ölçüsünü ne kadar istiyorsak, ne kadar kısa mı uzun mu istiyorsak ona göre ayarlayarak artık kumaşımızı kesebiliriz. Kalıbımız çok düzgün bir şekilde hazırlandı çünkü. Bunları böyle kesiyoruz. Bu neydi? Mesela o anda aklınız karışabilir. Neymiş bu arka bedenimiz?
O yüzden ben her şeyi detaylı yazıyorum. Bazen kalıplar karışabiliyor. Mesela diyorum bu Ayşe'nin kalıbı. Diğeri atıyorum Elif'in kalıbı. O zaman karışmıyor. Kime kesiyorsam, kimin için dikiyorsam onun isimlerini yazıyorum. O zaman içim rahat oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu tam şöyle çizgilerin üzerinden kesiyoruz. Burada kalıpları bilmiyorum. Ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani ne diktiysem çok düzgün oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Burada benim dikeceğim kazakta pens detayı var arkadaşlar. Bu kalıplarda çıkartmış olduğumuz penslerde bu pensi de kesiyoruz. Bakınız şöyle. Tabi kumaşın üzerindeyken kesmeyeceğiz kumaşımızı. Kalıpta kesiyoruz bu pens detayını. Şöyle. Bu pensi kumaşa yatırdığımızda sabunla işaretliyoruz. Tabi kumaşımızı kesmiyoruz. Ondan sonra böyle tam bazı pensli modeller çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir hava katıyor ve de oturmasını sağlıyor. Dümdüz bir model olmuyor. Bu pensleri de oyduk. Kalıbımızı da kestik. Bakınız. 44 beden gayet iyi oldu. Mesela bunu bir anda hani unutabiliriz. Neymiş bu? Ön bedenimizmiş. Ve de kumaş katına yatırılacak. Kiminmiş? Ayşe'nin modeliymiş. Yani dikeceğimiz kişinin modeliymiş. Bu şekilde karışıklık olmuyor. Çok rahat oluyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, güzel bir şekilde tam istediğimiz modeli, istediğimiz kalıp, yani istediğimiz beden ölçüsünde kalıplarımızı çıkarttık. Bugün sizlerle güzel bir video bilgi paylaşımımız oldu. Değerli arkadaşlarım, ben çıkartmış olduğum kalıbı güzel bir şekilde kestim ve kazak şeklinde diktim. Gerçekten çok harika oldu. Fakat bunun bilgilerini sizinle paylaşma fırsatım olmadı. Kesimini, dikimini sizlere gösteremedim. Fakat yaptığım kalıptan çıkartmış olduğum kazağımı göstermek istedim. Uçlarına, kol uçlarına tüy detaylı metreyle çok hesaplı şekilde metreyle tüy detayları aldım. Kollarına ve bel kısmına diktim ve gerçekten hazır gibi oldu. Herkesler çok beğendi arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.